İnsanın canının bir yiyeceği çekmesi neyle ilgilidir? Bazı yiyeceklerin kimi zaman aklımıza dahi gelmezken kimi zaman da aklımızdan çıkmaması hepimizin yaşadığı olağan bir durumdur. Bazen canımız çeker. Bilim adamlarına göre canımızın bir yiyeceği çekmesi vücudumuzdaki bazı eksik besin maddelerini ya da elementleri tamamlamaya yönelik içgüdüsel bir eğilimdir. Vücuttaki kan hacmi arttığında vücudun tuz ihtiyacı artar. Kalori ihtiyacı arttığında ise şeker ihtiyacı artar ve canımız tatlı şeyler çeker. Buna bağlı olarak vücudumuzdaki C vitamini azaldığında meyve yeme ihtiyacı hisseder, kalsiyum azaldığında ise süt içme ihtiyacı hissederiz. Vücut bu ihtiyaçlarını takip eder ve dengede tutmaya çalışır. Vücudumuzun bazı zamanlarda eksikliğini hissedip uyarı verdiği bu maddeler birden fazla besinde bulunabilir. Ancak biz damağımıza ve midemize en çok haz veren yiyecek hangisi ise ona yöneliriz. Çünkü bu besinler midemizi ödüllendirmekle kalmaz, beynimizdeki ödül merkezlerini de uyarır. Örneğin mutluluk kaynağı olduğuna inanılan çikolata kadınların vazgeçilmezidir. Depresyonun da düşmanı olarak görülen çikolata, magnezyum ve çinko açısından zengindir. Bu iki madde çikolatanın yanı sıra çok sayıda sebzede de bulunur. Buna rağmen çoğumuzun canı o sebzeleri değil de çikolatayı çeker. Vücudun gereksinim duyduğu maddelerin çeşidi cinsiyetlere göre de değişiklik gösterir. Erkeklerin canları sıklıkla protein ağırlıklı yiyecekler çekerken, kadınların canları ise karbonhidrat açısından zengin besinlere yönelir. Tercihlerdeki bu farklılığın sebebinin vücuttaki hormon dengesiyle ilişkisi olduğu düşünülüyor. İçinde bulunduğumuz ruh halinin, yani psikolojimizin de canımızın belirli yiyecekleri çekmesinde etkisi olduğu biliniyor. Bazı durumlarla ilişkilendirdiğimiz yemekleri o durumla her karşılaştığımızda canımız çekebiliyor. Mesela hasta olduğumuzda midemiz herhangi bir çorbayı değil de annemizin çorbasını arzulayabiliyor. Peki aşermek nedir? Aşermekle hormonlar arasında güçlü bir bağ vardır. Adet öncesinde ve menopoz döneminde hormonlardaki değişikliklere bağlı olarak kadınların beslenme alışkanlıkları da değişiklik gösterir. Gebelikte hormonal değişikliklerle birlikte besinlere duyulan ihtiyaç da farklılaşır. Bu farklılık bazen kendini aşerme şeklinde gösterirken bazen de herhangi bir yiyecekten tiksinme olarak açığa çıkar. Kadınların hamilelikteki duygusal durumları da aşermelerinde önemli bir tetikleyicidir. Eşinden ya da ailesinden beklediği ilgiyi göremeyen kadınların o ilgiyi aşererek çekmeye çalıştıkları da sık rastlanan bir durumdur. Dipnot. Eski ve güçlü bir inanç olsa da hamilelerin canının tatlı ya da tuzlu çekmesi doğacak olan bebeğin cinsiyetine dair maalesef bir ipucu vermez.